Selamlar Pokemon Heart Gold'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Geçen bölümde en son Ilex ormanından geçip iki tane Farfetch'i yakalayıp bir tane Lavo'ya yardım etmiştik. Sonrasında da tam yeni şehre varacaktık ki ormandan çıktığımız gibi bir Pokemon mu yakalasak falan diye plan yaparken yumurta kırıldı ve içinden gördüğünüz üzere Togepi çıktı. Ben de bölümü orada bitirerek isim verme işini size bırakmıştım. Gelen önerilerden bir tanesini seçtim. O da şuydu. Excalibur. Aslında ismi öneren arkadaşın adı Anıl'dı. Anıl bana Ekklabur ismini önermişti. Aslında ne anlama geldiğini sorduğumda anlamı olmadığını söyledi. Ben de o yüzden Excalibur koyacağım şimdi. Bildiğiniz Excalibur olan kralların kılıcıydı galiba. Kovalyelerin kılıcı mıydı? Emin değilim. O tarz bir şey olması lazım. Adını Ekkali Bur. İnşallah yanlış yazmıyorumdur abi. Tamam. İsmi Ekkalibur. Ekkalibur takıma hoş geldin. Gerçi çok da takıma gelemedin ama olsun. Profesör Elm arıyor. Açalım bakalım ne diyor. Nasıl açıyoruz? Heh. Selam Okabe. Bu harika bir haber. Yumurtadan Pokemon mu çıktı? Bu yumurtayı sana vermem gerektiğini biliyordum. Doğru olanı yaptığımı biliyordum falan diyor. Buraya gelip bana Pokemon'u göstermelisin falan diyor. Kapatıyor telefonu. Nereye gitmemizi söylüyor gerçekten anlamadım ama yol üstünde bir yerde karşımıza çıkmadığı sürece ben onun için Pokemon'u ben sırf ona Pokemon'u göstermek için geriye falan dönmeyi düşünmüyorum şu anlık. Eğer vereceği şey çok önemliyse, gördükten sonra bize gerçekten değerli bir şey verecekse bana söyleyin. Duruma göre belki gidebilirim. Tabii ilgimi çekmesi lazım. Ölü biri mi var burada takımda? Neyse Hanako ile başladık abi. Hanako'nun neyi düşüyor? Ha, Intimidate'den dolayı hasarı düşüyor. Fizikselci miyiz? Aynen fizikselci. Lick'imiz var sadece. Ama zaten bu arkadaş peri türü bu oyunda var mı? Peri türü yoksa normal türü zaten yine vuramıyoruz. O yüzden Pokemon değişikliği Escanor git. Bu arada fark etmişsinizdir belki. Bu videoyu attığımda şu anda dün ya siz bunu izlerken dün Don't Starve gelmiş olacak. Yani videoları şu anda arka arkaya koymaya başladım. Bu sadece bu haftalığına böyle olacak. Çok müsait bir dönemim var şu anda. Gerçekten boş zamanım bol. O yüzden hemen bu tarz bir düzene geçmeye karar verdim. Kanaldaki geri dönüşler artarsa ve gerçekten bu şekilde yapmamın bir karşılığını alabilirsem bu şekilde belki devam etmeye çalışabilirim. Saldıralım bu arada. Bunun yanında söylemek istediğim şöyle bir şey daha var. Kanalın profil fotoğrafını değiştirmeye karar verdim. Bir süredir aklımdaydı zaten. Bir de bazı arkadaşlar da zaten bununla ilgili eleştirilerde bulunuyordu. Şu an elimde iki tane profil fotoğrafı var koymak istediğim. Onları zaten şeye koyacağım. Oylama açacağım şeyde. Topluluk kısmında oylama açacağım. Ve elimdeki iki tane fotoğrafı da oraya koyacağım. Eğer sizin aklınızda ekstradan fotoğraflar olursa Discord'dan bana atabilirsiniz. Ama temaya uygun olması lazım. Temamız Obake yani hayalet ama mitolojik bir tasvir olması lazım. Ve tam mitolojik olması şart değil aslında da. Mitolojik bir tasvir olursa daha ilgi çekici olur. Onun dışında şöyle bir şey yapmayı denedim. Oylamaya koyar mıyım bilmiyorum ama kendi fotoğrafım ve hayalet temasını birleştirerek bir şeyler yapmaya çalıştım. Hoşuma gidenler olursa o tarz bir şey de koyabilirim. Devam edelim bu arada. Tam blok da bizi gördü. Yani haberiniz olsun. Discord'da değilseniz, Discord'da bildireceğim ben ama Discord'da değilseniz haberiniz olmaz. Topluluk kısmını bugün yarın kontrol edin. Muhtemelen çok uzun bir süre vermem. Şeyi koyduğum zaman, oylamayı açtığım zaman herhalde bir 24 saat içerisinde tamamlamış olurum. Escanor git. O da Pokemon değiştiriyor, güzel. O da çünkü bize vuramayacaktı zaten. Diglett'e geçti. Hanako'nun muhtemelen Intimidate'i vardır zaten. Vuramazdı. Neye göre buna geçti bilmiyorum. Bir Ember atalım.
Abi bu arada Diglett'i görünce aklıma geldi. Dün, yok dün değil. Birkaç gün önce karıncalarıma yeni bir yuva yaptım. Ve kaçmamaları için de etrafına bir madde sürdüm. Yani açıkta bakıyorum normalde işte. Ondan öncesinde kapalı bakıyordum. Kapalı bir kapta bakıyordum direkt. Kaçmaları direkt imkansızdı. Ama müdahale etmek çok zor oluyordu. Bir de işte istemediğimiz bazı durumlarla falan karşılaşabiliyorduk kapalı alanda baktığımızda. O yüzden en azından beslenme alanlarını açık tutmak için... Ya sus hadi. Telefon numaramı da alamazsın. Beslenme alanlarını açmak için... Anne arama beni. Lyra bağırıyor Grandpa diye. Bir dakika lafı bitireyim de. Beslenme alanını açık tutmak için duvarlara bir madde sürüyorduk. Karıncalar da bazı noktaları tam süremediğim için oralardan kaçmışlar. Ve baya şu anda herhalde bir 15-20 tane falan işçim kayıp. Bulamadım da. Yani 15-20 tane işçi şu anda benim için çok büyük bir sayı. Çünkü büyük bir koloniye sahip değilim. Neyse sadece söylemek istedim abi. Diglett'i görünce aklıma geldi. Lyra konuşuyor. Dede. Lyra bu mu torunuymuş lan? Kolay gelsin dede. Benim için kastığım Pokemon sağlıklı görünüyor diyor. Sen de sağlıklı görünüyorsun diyor. Fark ediyor herhalde. Selam Okabe. Aleyküm selam abla. Sana tanıştırmama izin ver. Bu Okabe. O bir eğitmen. O Pokemon eğitme konusunda gayet iyi. Tabii ki senin kadar iyi olamaz dedeciğim diyor. Ben de küçükken neyse. Beni takip et Okabe diyor. Ne alaka lan? Ha tamam. Daycare burası. Bize burayı gösterecek. Yani hikayede neden Lyra'nın akrabası bunlar anlamadım ama öyle yapmışlar. Babaanne. Sana arkadaşımı tanıştırayım. Bu Okabe. Bu senin erkek arkadaşın diyor babaannesi. Anladım. Erkek ve arkadaş arasında bir boşluk bıraktı orada. Yani babaannesi bunu biraz utandırdı herhalde isteyerek yaptı. Ne? Babaanne. Ne diyorsun sen falan diyor. Lyra kızarıyor herhalde buralarda. O sadece benim yakınımda oturuyordu. Komşuyuz falan. Biliyorum biliyorum. Nereden biliyorsun sen ya? Onu buraya getirdiğine göre ona güveniyor olmasın diyor. Öyle mi Okabe? Buraya gel ve bizi istediğin zaman görebilirsin falan diyor işte. Neyse şimdi gitsem iyi olur görüşürüz diyor. Lyra ve gidiyor. Aa neredeyse unutuyordum. Bu sefer ne oldu? İşte. Bu benim Pokégear numaram. Oha bizi çalmamışız mı? Numaralarımızı kaydettik. Babaannenin önünde yapmasaydık keşke. Zaten laf söz yapmaya çok meraklı birine benziyor. Seni takip ederlerken Pokemon'la konuşabileceğini biliyor muydun diyor. Biliyorum abla. Biri daha söylemişti bunu. Kim söyledi bilmiyorum. Ya Shirin bir şeyler falan gösteriyorlarmış galiba emin olmamakla beraber. Onlar Shirin şeyler yaptığı zaman ben bunları hemen not alırım diyor. Beni ararsan onların bazılarını sana gösteririm diyor. Hayda. Niyetini anlamadım Lyra'nın. Babaanne. Hiçbir şey söyleme tamam mı? Biz ikimiz de eğitmeniz. Ve o yüzden biz birbirimize numaralarımızı verebiliriz diyor. Abi gerçekten babaannesi dedikoducu koca karı çıktı ya. Sadece bu. Dedi ve gidiyor abi. Babaannenle bir konuşalım bakalım. Abi daycare ne kadar olabilir? Ben daycare lady'yim. Teyze kendine lady derken vallahi utanmıyorum ya. Senin Pokemon'larını kasabiliriz. Pokemon'unu kasmamı ister misin diyor. Para karşılığı sizin Pokemon'larınızı kasıyorlar burada. Sadece iki Pokemon bırakabiliyorsunuz galiba. Ve bıraktığınız zaman iki Pokemon bırakıp üç Pokemon alabiliyorsunuz. Emin olmamakla beraber bıraktığınız Pokemon'lar galiba burada çiftleşebiliyordu. Bizim şu an üstümüzdeki bütün Pokemon'lar erkek nedense. Buraya belki Excalibur'u falan bırakabiliriz veya Ishigami'yi.
Burada işi size bırakacağım. Ya Hanako'yu falan da bırakabiliriz de şimdilik kalabilir. Zaten 3 Pokemon'u kendim taşıyabilirim. Gelecekte hangi Pokemon'u kasmamı isterseniz söyleyin. Burası daycare yani. Tabii para karşılığı kasıyorlar. Pokemon'u buraya bırakıyorsunuz ve geri almak istediğinizde sizden para istiyorlar. Parayı vermezseniz Pokemon'u da vermiyorlar. Öyle bir sistem. Çok pahalı mı bilmiyorum ama deyip deymeyeceğine sizin karar vermeniz lazım. Dede diyor ki bir fikrim var. Sana numaramızı vereyim mi? Çok da gerek yok aslında. Senin kastığın şey. Senin Pokemon'unu kastığımız zaman sen bunu istediğin zaman kontrol edebilirsin böylece diyor. Ya bunun için telefona gerek yok. Görüntülü mü konuşacağız? Abi karısının numarasını da verdi ya ne gerek var? Bize Pokemon'u vermek istediğin zaman ara bizi falan diyor işte. Torunum bana bu Pokegear'ı verdiği için yani Pokegear dedi telefon gibi düşünebilirsiniz. Torunum bana bu telefonu verdiği için çok mutluyum diyor. Yani neden numaramızı alıyor falan diyordum da adam sadece hevesliymiş ya. Telefonu yeni herhalde. Devam. Burada bir tane polis var. Bu arada polis demişken aklıma bir şey geldi abi. Geçenlerde şöyle bir olay yaşadım. Motorla trafikte gidiyordum abi tamam mı? Ve ana yoldayım. Ana yoldan çıkacağım böyle tali yola girecektim. O sırada da sola dönmem lazım. Ben sağ şeritteyim. Sola dönmek için önce karşı şeridi geçip sonra sola dönmem lazım ya. Abi orada bir karışıklık oldu. Çok fazla araba vardı falan. Bir kontrolü kaybetmiş gibi oldum. Ve arabaların ortasında kaldım böyle birden. Sol taraftan da bir tane polis arabası geliyordu tali yoldan. Bir an beni durduracak diye yani orada hatayla yaptığım şeyi isteyerek yaptığımı sanıp da beni durdurmasından çok korktum da abi neyse ki sıkıntı çıkmadı. Ben şüpheli şeyleri inceliyorum. Bu kadar mı gerçekten? Hadi eyvallah. Burada bir tane kolcu var galiba. Evet. Savaşacak bize muhtemelen. Burası Route 34. Buranın çimleri de muhtemelen Route 34'tür. Buradan da bir şey yakalayabileceğimizi zannetmiyorum. Devam. Bu arada Daycare ile ilgili bilmediğim şeyler varsa bana söyleyebilirsiniz. Pokemon çiftleştirme sistemi hakkında gerçekten hiçbir şey bilmiyorum. Bu arada Lick'imiz var bizim de. Bunun da fizik saldırısı varsa bizi döver. Escanor git. Ya Hanako'nun gerçekten savaşabilecek seviyeye gelmesi lazım. Video dışında onu kendim kasabilirim artık. Yani bir takımda şu an ciddi bir eksik var. İki Pokemon'umuz var. Escanor ve Bumi. İkisi de sudan çarpı 2 yiyor. Hatta Bumi çarpı 4 yiyor. Lütfen bir şey olmasın. Tamam. Az önce tek vuruşta 26 vurdu sandım. Aşırı korktum gerçekten. Süper potumuzu basalım. Keşke Hypnosis atsaydık ya şeyle. Tamam. Watergun atıyor hala. 12 vuruyor. Çok da öyle... Aa yanlış yaptık. Yanlış yaptık ya. Neyse belki vuramaz. İnşallah vuramaz. Boşa gitmiş olmasın lütfen saldırı. Disable attı. Iskaladı. Disable'lasaydı da sıkıntıya girerdik bu arada. İyi ki ıskaladı. Bir daha disable attı. Bu sefer ıskalamadı. Neyse Quick Attack atacağız. Tail Whip atıyor. Defansımızı düşürüyor. Önemli değil zaten. Şimdi ölecek ve biz de şehre girmiş olacağız. Canımızı falan her şeyi fulleyeceğiz rahat rahat. Escanor XP'sini aldı. Kolcu değilmiş bu arada. Kampçıymış adam. Tamam sus. Hayır. Numaramı alamazsın. Hayır. Sus. Şurada bir tane item var. Embargo var. Ne işe yaradığını gerçekten bilmiyorum. Bakarız sonra. Burası kaç olarak geçiyor bu arada? Route 34 tamam. Golden Road şehrine hoş geldiniz. Hemen bir şeye girelim. Poké Center'a girelim. Şimdi Pokemon oyunlarının hepsinde bir tane ana büyük şehir olur. Her oyunda vardır ve çoğu diğer şehirden veya kasabadan çok büyük olurlar. Bu oyunun büyük şehri Golden Road ve
Bütün oyunlardaki büyük şehirlerden nefret etmeme rağmen, çünkü büyük göstermek için çok kötü tasarlayabiliyorlar bazen. GoldenRod'u seviyorum abi. Gerçi GoldenRod'da da mesela şöyle evler falan koyuyorlar bomboş, yani sırf geçemeyelim diye. Daha doğrusu sırf kalabalık görünmesi için. Bu bölümde size şehri tanıtmaya çalışacağım. Sonraki bölümde de gym'e gireriz muhtemelen. Öncelikle Pokemon merkezinin arkasında şu yere bir girelim. Burası kumarhane. Ama Chakır'ın kumarhanesi değil. Burada galiba insanlarla konuşulduğumuz zaman mıydı? Parayı çevirmek ister misin diyor. Ha yok pardon. Tamam, burada Pokemon satıyorlar. Abra, Ekans ve Dratini. Bu arada Pokemon satmak legal mi ya? O da biraz garip ama. Bir dakika, TM satıyorlarmış burada. Substitute, Sword Dance. Abi Sword Dance çok güzel olabilir. Flamethrower'a gerek yok, zaten kendimiz öğreniriz. Thunderbolt mükemmel olur. Substitute de işe yarayabilir. Held Items'a bir bakalım. Yani Metronom fena olmayabilir. Kalanların ne işe yaradığını hatırlamıyorum. Silk Scarf normal tür saldırıların gücünü arttırıyordu da. Metronom da aynı saldırıyı arka arkaya yaptığın zaman gücünün artmasını sağlıyordu. Şu ikisini bilmiyorum ne işe yaradıklarını. Ama şeyimiz yok şu anda. Oynayamıyoruz muhtemelen. Benim adım Bay Oyun. Abi gerçekten mi ya? İnsanlar benim, bu adamı gay gibi seslendireceğim. İnsanlar benim para oyunlarımla eğlendiği zaman ben çok mutlu oluyorum. Bu benim yaşama sebebim. Sen bir mücadeleciye benziyorsun. Böyle konuşmak çok zor ya. Neden para oyunumu oynamıyorsun diyor. Bakalım. Biraz para yatırırsan oynarsın falan diyor da. Ha, tamam, bize para... Tamam. Coin case. Para kesesini verdi bize. Nasıl oynadığını göster falan diyor. Bakalım. Böyle oynayacağız herhalde. Nasıl oynadığını göster ve kalbimin ritmini yükselt falan diyor. Böyle garip bir çağırmış bu da gerçekten. Voltorb çevirme level 1 oyununu oynayacağız şu anda. Oyun hakkında bilgi alalım. Veya çok şey yapmayalım ya, ayrıntıya girmeyelim de. Eğer isterseniz bir tane ara bölüm yapıp burada kumar oynayabiliriz. Veya oradaki eşyaları falan almak istersek yine video dışında falan burada kasılabiliriz. Bir kere play diyelim bakalım. Aslında keşke bilgi alsaydık ya. Bir dakika. Mayın tarlası gibi bir şey mi şimdi? Tamam, bir para kazandık. Eyvallah. Bir para daha mı kazandık? Tamam. Ha, ikiye katlandı. Tamam, her çıkan para da çarpılıyor öyle mi? Bir çıktı. Bir şeye yaramadı. Bir. Abi şu aşağıda sıfır yazdığı için ona güveniyorum şu anda. Buradan devam edeceğim. Son kez. Bir. Tamam. Burada da sıfır yazıyor. O yüzden buradan devam edeceğim. Bu herhalde Voltorblar mayın gibi bir şey. Ve mayınları yakalamamız lazım diye tahmin ediyorum. Bir daha bakalım. Yok abi. Şu. İki. Dört paramız oldu. Şimdi şurayı açsak. Bir. Yok. Son kez şuraya bakalım. 8 oldu. Son kez oynuyorum abi. Ya patlarız ya da çıkar gideriz buradan. Tamam. Neyse patlamadı. İkisi de olmadı. 8 parayla buradan çıkıyoruz abi. Güzel. 8 para bizim için hiçbir şey ama. Evet, gördüğünüz gibi Voltorb'ların yerini gördünüz. Hayır, oynamayacağım. Çıkabiliriz artık. 8 parayla buradan ayrılıyorum abi. Hadi eyvallah. Nasıl olduğunu çok da bilmiyorum. Oyun dışında biraz bakarım. Game info dediğimizde muhtemelen açıklıyordur adam bize de. Gerek yok şu anlık yani. Oradaki eşyalardan almak isteyeceğim muhtemelen ben gelecekte. Şimdilik biz şehri gezmeye devam edelim. Burası neymiş bakalım. Ne diyorsun abla sen? Aa, senin bir Pokemon'un mu var? Benim oğlum Bill bir uzman dedi az önce. Senin oğlun bu yandaki değildir inşallah. O Öksütek şehrindeki Pokemon Center'a çağrıldı diyor. Ne yapalım yani bu konuda? Çocuk kız, sen bir şey veriyor musun bize? Benim abim Bill Pokemon depolama sistemini yaptı diyor. Vay anasına. Abin harbi bir şeyler biliyormuş o zaman. Helal olsun. Bunlar muhtemelen
Gezdiğimiz şehirlerde bunun abisine falan denk gelebiliriz. Neyse devam edelim. Ya muhtemelen önemli birisi değil o kadın veya çocuk. Şuradan devam edelim. Bu dayı ne diyor? Burası büyük bir şehir. Herhangi bir şeyin nerede olduğunu bilmiyorum. Gerçekten mi? Şuraya bakalım. Burada Meryl var bir tane. Bu şeyin Meryl değil mi? Lyra'nın Meryl'i. Evet, Lyra geldi. Selam Okabe. Tam zamanında diyor. Tüneli takip edersen kıyafet dükkanı göreceksin diyor. Tamam. Tamam. Fotoğraflar falan çekinebilirsin diyor. Bu muhtemelen ya oyundaki fashion case aldık. Bu kıyafet şeysi mi? Ya muhtemelen işte bazı oyunlarda oluyor ya gene. Böyle Pokemon güzellik yarışması falan oluyor. Abla sen bir şey diyor mu? Dersem Shopstone tamam. Aşağıda bazı dükkanlar var falan diyor. Ama oradan inmeye korkuyorum ben diyor. Ne alaka? Devam. Şimdi. Ha eğitmenler mi var burada? Olur abi. Ne alaka anlamadım ama olur yani. Ben oyun köşesinden kovuldum. Ben oyunda çok fazla kazanmıştım diyor. O yüzden hile yaptığımı düşündüler diyor. Yani önemli bir şey söyleyeceğini zannetmiştim gerçekten. Boş adammış. Gel bakalım. Grimer'ı var. 11 level. Hanako'da 9 level. Kendisi savaşabilir mi? Bir denesin abi. Hypnosis ıskaladı mı? Gerçekten mi? Harden atıyor. Sertleşti. Gitti misin? İkinciye mi ıskaladın? Tekrar Harden attı. Fiziksel defansını arttırmaya devam ediyor abi. Bir daha Hypnosis. Abi bırak Hanako ya. Hanako bırak vallahi bırak. Bumi git. Hanako hiç savaşası gelmemiş şu anda. Bumi'yi çok şey yapmamak lazım bu arada. Şu aralar Bumi'yi daha fazla kasabiliriz. Çünkü Rollout'tan az hasar alacak tek Pokemon şu anda o takımdaki. Magnetut 5 gerçekten mi ya? Abi takım şu anda neden bu kadar kötü? Niye bu kadar isteksizsiniz ya? Burayı temizleyip videoyu bitireceğim bu arada. Bir daha Magnetut. 6 tamam. XP'mizi aldık. Hanako 10 level oldu. Bumi de XP'sini aldı abi. Zehirden canımız gidiyor. Hemen iyileşeceğiz. Veya önce savaşı mı bitirsek? Son Pokemon'uymuş zaten adamın. Tek atarsak en azından şey olur. Ya tur geçmemiş olur. Güzel. Bumi yine XP'sini alıyor. Tamam. Super Nerd Eri'yi yendik abi. Annemiz arıyor. Anne sus ya. İşim gücüm var. Şuradan abi. Abi. Şey yok. Antidot tamam. Ben yok sandım. Antidot Bumi'ye verdik. Şimdi şöyle bir şey yapacağım ben. Anlık karar verdim. Hanako'yu video dışında kasmaya karar verdim. Çünkü Bumi'yi video dışında kasmak... Aslında video dışında Bumi'yi de kasabiliriz ama... şu anlık asıl kasılması gereken Bumi olduğu için Bumi'yi öne alacağım ve devam. Önceki bölüm biraz kısa olmuştu bu arada. Bu bölüm birazcık daha uzun olabilir. Tamam boş adamsın. Pokemon'un saçını falan kestirmiş onu anlatıyor. Pokemanyak Isaac. Abi Pokemon'umun saçını kestirdim dedi ve Lickitung çıkardı. Lickitung'un saçı bile yok. Nesini kestirdi acaba? Rockturf. Ne kadar vuruyoruz? İyi vurduk. Baya gerçi level farkı çokmuş ya. Kat attı yani kesmek. Buradaki hair kata espri mi yani bu kelime şakası mı? Neyse. İnşallah ben yanlış anlamışımdır. Garip garip sesler falan çıkarıyor. Parasını aldık. Hadi eyvallah. Anne ne diyeceksin anne ya? Neyse açmayacağım vallahi. Hoş geldin diyor. Ben Pokemon salonu işletiyorum diyor. Ben iki saç kesici kardeşlerden daha yaşlı ve daha iyiyim onlardan diyor. Pokemon'u daha güzel yapabilirim 500 paraya diyor. Daha arkadaş canlısı ve daha güzel olur falan diyor. Hayır.
Ya bu Pokemon'unuz eğer arkadaşlıkla evrimleşiyorsa bunu yaptırabilirsiniz. Benimki öyle bir durum yok. Benim Pokemon'larımda öyle bir durum yok. O yüzden ben yaptırmayacağım. Ben savaşıma bakıp devam edeceğim abi. Veya Pokemon güzellik yarışmaları falan oluyor. Oradan da para mı ne kazanılıyor galiba. Çok bir bilgim yok. Çoğunlukla katılmadığım için. Magnemite gel. Adamın Magnemite'ı var. Bizde Magnetut var ama Magnemite muhtemelen Intimidate olduğu için, pardon, Levitate olduğu için vuramayacağız. Rockdrop'la devam. Güzel. Ya tek atıyoruz ama aslında çok da güzel değil çünkü seviyeler çok düşük. Yani XP falan alamıyoruz aslında. Evet, anca level atladık. Abi Magnemite gelmeye devam ediyor. Ben bunu galiba hızlandıracağım ya. Yani 4 tane Magnemite kasmış. Yo, bir tanesi Voltorb'muş abi. Voltorb'muş. Adamın hakkını yemeyelim. Hadi bay bay. Tamam. Son sensin herhalde. Gel bakalım. Yine bir level daha atlarız diyordum da. Bir Magnetut atacağım. Su saldırısı atarsa çarpı 4 yeriz. Ama ben bu riski almak istiyorum. Çünkü bizden hızlı olabilir ama yani seviye farkımız çok fazla. O yüzden bu riski alacağım. Hızlı değilmiş. Magnetut 7 onu öldürmeye yetecektir muhtemelen. Çünkü yarım falan vurmuyoruz abi. Güzel. Evet. Bir tane daha geldi aynısından. Biz de o yüzden aynı hareketi yapacağız. Magnetut 6 yine yeter muhtemelen. Hayır. Yağın attı. Tamam. Korktum gerçekten. Bir daha Magnetut bu sefer 8 şiddetinde. Ve bu mi 22 level oldu. Bu mi acaba kaç level evrimleşiyordu? Rollout öğreniyor. Güzel. Şimdi. Rock Polish ne yapıyordu abi? Hızını falan arttırıyor. Bu direkt sileceğim. Gerek yok hızımızın artmasına. Zaten yavaş bir Pokemon'uz. Arttırsak da yavaş olacağız. Bir de bazı yerlere tırmanmaya falan yarıyordu da. Bu oyunda o tarz yerler var mıydı? Yoksa varsa da nerelere çıkıyordu? Önemli yerler miydi? Hatırlamıyorum. Şimdi buradan çıkalım. Yine şehrin içinde başka bir noktadan çıkmış olduk. Bu bölümlük burada bırakacağım ben. Sonraki bölümde tekrardan şehri gezmeye devam ederiz. Ve sonrasında da gym'e gireriz. Belki gym'e girme işi bir bölüm daha sarkabilir sonraki bölüme. Bölümün başında dediğim gibi Daycare'e Pokemon bırakmamı istiyorsanız bu konuda bana tavsiyelerinizi verin. Çünkü Daycare hakkında çok az bilgim var gerçekten. Onun dışında bir de topluluk kısmını takip etmeyi unutmayın. Orada bir oylama başlatacağım yakın zamanda. Bu videodan bu kadardı. Video hakkında düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere.